Bu enstrümanı ilk gördüğümde onun oldukça basit olduğunu düşünmüştüm. Ancak onun önemini, müzik tarihini nasıl değiştirdiğini duyunca kavradım. Bu gitar ve Andre Segovia ikilisi klasik gitar çalma kavramını ortaya çıkardı. Segovia 19. yüzyıl eserlerini, hatta 18. yüzyıl aranjmanlarını da klasik gitarla yeniden yorumladı. Eskiden bir oda müziği çalgısı olan gitarı konser salonlarına getirdi. En önemli ses kayıtlarının birçoğunda bu gitarı kullandı. Gitarın imalatçısı Hermann Hauser, Segovia ile 1925 yılı civarında tanıştı. Tanışmalarının üzerinden 12-13 yıl geçtikten sonra Hauser bu gitarı Segovia'ya getirdi. Gitarın iç dizaynı inanılmazdı. Bu özel enstrümanın gerçek sanatsal önemi çıkardığı sesin güzelliğinde yatıyor. En pes notadan en tizine kadar tüm sesler çok temiz. Sesin kendine özgü bir yumuşaklığı var. Ancak bu yumuşaklık zayıflık manasına gelmiyor. Gitar sanki Segovia için özel yapılmış. Gitarda terinin bıraktığı beyaz tuz lekelerini görebilirsiniz. Gitar sanki ona DNA'sından bağlıymış gibi. 1960'ların başında bir kayıt esnasında mikrofon gitarın üstüne düştü. Segovia o olaydan sonra gitarın sesini bir daha hiç beğenmedi. Yine de gitarın en iyi zamanlarında yapılmış kayıtları dinleme şansımız var. Segovia'yı gitar çalarken dinliyorum ve derin bir saygı duyuyorum ona. Segovia'da, Hauser'de Avrupa'nın karanlık bir döneminde yaşadılar. Hauser, Nazi Partisi'nin konuşlandığı Münih'te çalışıyordu. Birçok insan Hauser'in siyasal duruşunu sorguladı. Segovia ile Franco'nun çok karmaşık bir ilişkisi vardı. Kendisini Franco'dan daha uzak tutamadığı için eleştirilmişti Segovia. Böyle büyük bir eserin nasıl olup da bu kadar korkunç bir zaman ve çevreden çıkabildiği, hatta bir sanat biçiminin bunun içinden nasıl doğabildiği ve bir objenin kötülüğün nasıl ötesine geçebildiği soruları aklımı hep kurcalamıştır. Bu gitar ve yol açtığı her şey nasıl böyle bir zaman ve mekandan gelebilmiş şaşırıyorum. Böylesine dönüşümcü bir parçaya hayranlığım ve yarattığı müziğe olan sevgim bir gerçek. Ama bu sorunun cevabını da hala bulabilmiş değilim.